Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Selanik'ten atkı yapımı çalışacağız atkımızı çok renkli olarak çalışmak istedim. Hem renk geçişlerini birlikte yapalım hem kalan iplerimizi değerlendirelim ya da kalan ipler olmasa bile yine özellikle farklı farklı iplerimizi alıp çok güzel atkılar çalışabiliriz. Burada ben renk geçişlerinin nasıl olduğunu göstermek istedim ve de hep sorulan kesiminin nasıl olduğunu da kısaca anlaşılır bir şekilde anlatmak istedim. Baktığımızda bakınız bu renklerimin sırası hiç eşit değil. Kiminde iki sıra, kiminde 4 sıra, kiminde 8 sıra olarak kullandım. Sizler de e, isterseniz bu şekilde farklı sayılarda sıralarımızı örebilirsiniz. İsterseniz daha kalın kalın hepsini aynı e, sayıda sıralar halinde örebilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak çalışabilirsiniz. Ama dilerseniz e, kalan ipleri değerlendirme adına da güzel bir çalışma. Şu kadar iplerden atkı olduğu için e, sıralar oluşmakta. 2 sıra, 4 sıra şeklinde. Evet, bütün e, teferruatlı bir şekilde inşallah dilimin döndüğünce anlatacağım. İnşallah faydalı olabilirim. Bunun için en önemli püf noktasını söyleyerek başlamak istiyorum. Mutlaka aldığımız ilmeğin sayısı çift olsun. Çift sayıda başlayalım ve o şekilde işimiz daha kolay gelecektir. Hep aynı kural üzerine öreceğimiz için işte kafanız karışmadan, takılmadan rahatlıkla yapabileceksiniz. Evet. Hemen çalışmamıza başlayalım ama öncesinde minik de bir rica olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. 4,5 numaralı şişimle örüyorum ve iplerim de bebe ipi. Kalın ipler değil, yumuşak dokusu olsun diye, yumuşak dokunuşu olsun diye kalın numaralı şişimi tercih ettim ve şişime iplerime ilmeklerimi almaya başladım. Şöyle birkaç ilmeği sizlerle birlikte alalım nasıl alıyorsanız o şekilde şişimizi ilmeklerimizi toparlayalım şimdi ipim az kaldı ben ipim birazcık daha az kalana kadar ilmeğimi alacağım çok kalın bir atkı örmüyorum sizler istediğiniz kalınlık olana kadar ilmekleri alabilirsiniz sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32 tane ilmeğim olmuş. 32 ilmeğim 2 tane daha ekleyeyim. Şöyle 33 ve 34 ipimi kısa aldığım için 34 ilmeğimi de tamamladım ve buradan düğümümü atıyorum ilmek sayımızı ayarladıktan sonra istediğimiz genişlik olduktan sonra hemen modelimizi arkasını çevirip başlıyoruz kurmaya. Hiç farklı bir sıra daha örmüyoruz. Direkt ilmeğimizi alıp hemen modelimizde başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örerek başlıyoruz boş almıyoruz. Birinci ilmeğimi taktım şu şekilde düz örgümle aldım. Bir tane örüp bir tane örmeyeceğiz bu modelimizde. Bir örüp bir örmeyeceğiz üstünden atlatacağız. Düz bir şekilde ördüm. İkinci ilmeğimi ipimi şöyle atıyorum ilmeğimin üzerine. Şişimi geçiriyorum. Hem ilmeğimi hem de ipimi şişimin üzerine şu şekilde alıyorum ve örmeden geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Sıradaki ilmeğimi ardından girerek düz örüyorum bir tane ördüm bakın bir örmedim bir ördüm şimdi sıradaki ilmeğimi yine örmeden alacağım ipimi ilmeğimin üzerine koydum şişimi sağ taraftan girdirip ilmeğimle bir çarpı gibi şöyle oluşturdum ve örmeden geçirdim örmediğim ilmekten sonra diğer ilmeğimi düz örüyorum Bir girişi bu şekilde yapıyorum bu yönden yapıyorum sıradaki ilmeğimi ipimi yine ilmeğimin üzerine geçiriyorum bu şekilde ilmeğimin üzerine alıyorum ipimi ve örmeden boş geçiriyorum sıradaki ilmeğimi düz örüyorum bu yönden giriyorum lütfen buna dikkat edelim yoksa muntazam durmaz tekrar sıradakini ipimi ilmeğimin üzerine koyuyorum şişimi ilmeğime takıyorum şu şekilde her ikisi bakın üst üste şişimin üzerinde yani örmeden aldım diğer ipim üzerinde geçiriyorum sıradaki ilmeğimi bu yönden giriyorum ve düz örüyorum şimdi ipimi alıyorum şişimi geçiriyorum ilmeğimi diğer tarafa örmeden geçiriyorum bu yönden girerek düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Şişime ilmeğimi geçirdim. Örmeden geçiriyorum. Bu yönden düz örüyorum. Tekrar ipimi aldım. Örmeden ilmeğimi takıp geçirdim. Örüyorum. İpimi alıyorum ilmeğimin üzerine, şişimi geçirip tamamlıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi üzerinden attım, örmeden aldım sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimi şişe örmeden takıyorum arkadan girerek düz örüyorum. ipimi ilmeğimin üzerine atıyorum. Şişime örmeden geçiriyorum. Tekrar düz örüyorum. Alıyorum. Düz örüyorum. Bir tanesini örüp bir tanesini örmeden ilerliyorum. düz örüyorum ve son ilmeğimi de yine şu şekilde üzerine atıyorum ve kalıyor bütün ilmeklerimizi bir bu şekilde örerek tamamladım diğer sıramıza geçmeden burada yaptığımız işlemimize bakalım birinci ilmeğimizi düz örerek aldım ikinci ilmeğimi üzerine ipimi bıraktım ve şişimi örmeden taktım üçüncü ilmeğimi ardından girerek yani şu yönden şöyle şu yönden bu yönden girerek şöyle göstermek istiyorum şuradan girerek düz ördüm diğerini örmeden üzerine ipimi koyup şişime geçirdim yine bu yönden düzümü örerek bütün ilmeklerimizi bir tanesini örüp bir tanesini örmeden şişimizin üzerine aktararak ilerledi bakınız ördüm örmedim bakın örmediklerim çiftle gibi görülmekte ördüklerim tek tek bakın örmedim ördüm örmedim ördüm örmedim sağlamasında yapacak olursak çifti gibi görünenler ipin üzerine bıraktığım ilmeklerimiz tekli görünenler ise ördüğümüz ilmeklerimiz şimdi diğer yönü çeviriyoruz ve hemen bu yönden örgümüzü devam ettiriyoruz bakın örgümüzün düz yönündeyiz arkadan hemen koymaya başladık bu yönden ise yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz ve örgümüz bir tane düz örüp bir tane atmayla devam edecek İkinci sıramıza başlayalım. En son ilmeğimizi örmeden almıştım. Bakınız. Düz örerek şişimden çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi ise ters görüntüsü var. Bakınız. Diğer yüzümüzde örmüştük. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi i̇pimi üzerine atıyorum. Şöyle şişimi diğer şişime aktarıyorum. Birinciyi ördüm. Diğer sırada ördüm. Bakınız ters görüntüsü var. Ters ilmeğimiz. İpimi alıyorum. Ve şişime aktarıyorum. İkili bakınız. Çarpı görünümünde diğer sırada üzerinden ip aşırdığımı ise bu sırada düz olarak örüyorum. Diğer sırada ördüm. Bakın ters. İpimi üzerine alıyorum. Şişime örmeden geçiriyorum. İkili olan ilmeğimi yanından buradan giriyorum ve örüyorum. Diğer sırada ördüğüm ters ilmeğimin üzerine ipimi alıyorum ve örmeden geçiyorum. İkili olan diğer sırada örmediğim ilmeğimi bu sıramızda örüyoruz. Düz Bakın ters ilmeğimin üzerine ipimi alıyorum. Tek olan ilmeklerimi bu sırada üzerine ipimizi aşırtıp diğer ilmeğimizi örmeden geçiriyoruz. İkili ilmeklerimizi ise örüyoruz. Bütün sıralarımızda işlemimiz bu şekilde devam edecek. Bakın ters örgü ve diğer sırada ördüm. Üzerine ipimi alıyorum, şişime ilmekle birlikte aktarıyorum. Şarpı gibi gördüğüm ilmeğimi ise düz örüyorum. İpimi alıyorum. İkisini düz örüyorum. Tersimin üzerine tek ilmeğimin üzerine ipimi aldım. Diğer ikili ise düz örüyorum. Sona kadar geldim. Tek ilmeğimin yine üzerine ipimi alıyorum. Şişimi örmeden aktarıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum ve son ilmeğimi örmeden şişime takıyorum ve arkasını çeviriyorum birinci ilmeğimi düz örüyorum hep birinci ilmeğimizi bakın düz ördüm ikinci sırada diğer sırada ördüğüm ilmeğim var ters olarak görülmekte bakınız diğerleri ikililer belirli durmakta örmediğimiz ilmeğimizi Örmediğimiz iki ilmeğimizi bu sıramızda örüyoruz. Tek örmüş olduğumuz ters duran ilmeklerimizi ise bu sırada üzerine ip alıp aşırıyoruz. İpimi aldım. Diğer ikisini bu yönden girerek örüyorum. Tek ilmeğimin üzerine ipimi alıp geçiriyorum. İkilileri düz örüyorum. tek ilmeğim diğer sırada örmüştüm üzerine ipimi alıyorum diğerini örüyorum tek ilmeğimin üzerine ipimi alıyorum çiftleri düz örüyorum tekin üzerine ilmeği aldım düz ördüm sona kadar işlemimizi tekrarlayalım teklerin üzerine ipimi alıp örmeden geçiriyorum çifti düz örüyorum kodlayalım bu şekilde teklerin üzerine ipimi alıp boş alıyorum çiftleri ardından girip düz örüyorum teklerin üzerine ipimi alıp örüyorum boş alıyorum çiftleri düz örüyorum teklerin ipini ipimizi üzerine alıp boş örmeden geçiriyoruz çiftleri ise ardından girip düz örüyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Sıramın sonuna kadar geldim ve yeni rengime başlamak istiyorum. Yeni rengimde ise ilk ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Biraz ördükten sonra diğer ipimizi de keselim. İkinci ilmeğim bakınız diğer sırada ördüğüm için üzerine ipimi alıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Şöyle burayı bağlayacağız şimdi. İsterseniz direkt bağlayalım. Oraya hiç geçmeden keselim. Birinci düzümü ördüm. Hemen ipimi kesiyorum. Ve burada düğümümü atıyorum. Sonra içeriye doğru gizleriz. Örmemiz şu an için rahat olsun. Düğümümü attım. Evet, sadece bir ilmek ördüm yeni rengimden. Örgümün düz yönündeyim. Bakınız ve hiç sizden ayrı sıra örmedim sadece sıramı tamamladım aynı şekilde Evet ikinci ilmeğimi şöyle göstermek istiyorum birinciyi düz ördüm ikinci ilmeği bakın ters görüntüsü var diğer sırada örmüştük üzerine ipimi alıyorum ve şişimi şu şekilde takarak ipimin üzerine bırakıyorum diğer iki ilmeğimi düz örüyorum bir sonraki ilmeğimin üzerine diğer sırada ördüğüm için bu sırada örmeden ipimi üzerine aldım geçirdim. 2 ilmeğimi arkadan girip tek ilmekle düz örüyorum. Diğer sırada ördüğüm ilmeğin üzerine ipimi alıyorum ve ikisini düz örüyorum. Diğer sırada ördüğüm ilmeği bu sıramda örmüyorum. Bir sırada ilmeğimizi örüp bir sırada örmüyoruz. Bakınız ikili ördüm. Bakın Diğer sırada ördüm. Bu sırada üzerine ipimi bıraktım. Şöyle daha belirli olmakta bakınız. Çiftli renkler daha rahatlatacak. Bakın. Buradan örüyorum ikisini. Ters olan ilmeğimi her ikisini ördüğümün üzerine alıyorum. Diğerini örüyorum. Sıramızı tamamlayana kadar bu şekilde örelim. Renk geçişimi ön yüzden yaptım. Ön yüzde olduğumuz zaman sol tarafta bu kısa ipimiz olacak. Sonra kadar e, örerek geldim. En son ilmeğimi bakınız ördüm ve son ilmeğimi örmeden şöyle şişime aktardım. Örgümün arka yüzündeyiz. Yine devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum. Düz örüyorum. Bakın burada ne kadar belli. Bu ilmeğimi ördüm hemen üzerine alıyorum. Ördüğümüzün üzerine alıyoruz. Diğer sırada örmediğim ilmeğimi ise düz örüyorum. Ördüğümün üzerine ilmeğimi aldım. Diğer sırada örmediğim ikiliyi düz örüyorum. Teklileri üzerine ip alıyoruz. Bakın çiftli olanlarımızı ardından girip düz örüyoruz. ipimi üzerine aldım diğer sırada ördüğümü örmediğimi düz örüyorum ördüğümün üzerine ipimi alıyorum örmediğimi düz örüyorum modelimiz yükseldikçe çok daha kolay öreceksiniz renk geçişlerimizde de harika bir çalışma olacak hem kalan iplerimizi değerlendirirsiniz hem çocuklarımıza bu tür çalışmalar ya da genç kızlarımıza da çok yakışmakta. Uygun renk kombinleriyle dilediğimiz gibi örebiliriz. İkilileri örüyorum. Teklerin üzerinden ipimi aşırıyorum. Peki yeni aldım Evet bu şekilde ördüm şimdi bir tane daha renk geçişi yapabiliriz isterseniz öredebiliriz. geçiş yapalım ki geçişlerimiz daha güzel aklımızda otursun iki sıra ördüm yine ön yüzdeyim sarımla değişmek istiyorum modelimiz büyüdükçe çok daha güzel olacak şimdi şöyle bağlayalım isterseniz hiç ilmeği almadan bağlayalım ki daha rahat edelim. Yani yeni başlayan arkadaşlarımız için rahatlık olsun. Şuradan kesiyorum diğer rengimi. Sarıyı bağladım. Diğer rengimi çıkardım. Tekrar ediyorum. Yine düz yöndeyim. Yumuşak olsun diye ben kalın şişle örüyorum. Sizler istediğiniz şişle örebilirsiniz. Renk geçişte özellikle sık çalıştım ki e daha güzel anlaşılsın. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Mutlaka ilk ilmeğimiz düz. İkinci ilmeğimizi diğer sırada ördüğüm için ipimi üzerine alıyorum. Bakın. Atlatıyorum. Diğer iki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi üzerine aldım. Diğer iki ilmeği düz örüyorum. Diğer sırada örmüştüm. İpimi üzerine alıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum ördüğüm ilmeğin üzerine diğer sırada ördüğüm ip atıyorum ve bu şekilde ikisini örüyorum yani işlemlerimiz hep aynı renklerimizi düz yönde değiştirelim ve dilediğimiz renk geçişleriyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu güzel çalışmamızı yapalım Bakın özellikle sık sık renk değiştirdim ki daha güzel otursun. Aslında çok çok kolay. Bazen hani zor gibi yılabiliyoruz ama hiç öyle değil. Bazen de kulaktan dolma çok zor şeklinde dayatmalar da ön yargıyla başlatabiliyor maalesef. Aslında gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Ayrıca çok da keyifli. Sona kadar birlikte hiç kesmeden ördük. Bakınız. İkisini alıyorum. Üzerinden teki atlatıyorum. ikisini aldım. Teki atlattım. ikisini aldım. Teki örmeden şişime taktım. Şimdi çeviriyorum. düz örüyorum mutlaka ve ilki bakın diğer sırada iki tane bakın örmüşüm bu sırada atlatacağım üzerine aldım her ikisini düz örüyorum diğer sırada ördüğüm atlatıyorum şeklinde örelim ve biraz büyüttükten sonra yeniden birlikte olalım İnşallah çok rahat yapmışsınızdır Lütfen hiç kafamız karışmasın. Bakın özellikle iki tane renklerde. Bakın burada hemen örmüşüz. Demek ki bunun üzerine atacağım ters görüntüsü olan. Burada bir her iki rengimiz ayrı ayrı. Demek ki bunu da öreceğiz. İkisini aynı anda. Tek bakınız ters görünüyor. Bunun üzerine ipimi atacağım. İki rengim ayrı ayrı bunu öreceğim. Bir şekilde kollarsanız. Bakın ikisi farklı renkte ters olanımın üzerinden hep atıyorum ters eğer karıştırır gibi olursanız lütfen şöyle bakın ters ilmeğimizin olduğu yerden her zaman üzerine ip atıyoruz bakın iki rengim renk geçişlerinde onları düz örüyoruz ve şöyle yumuşacık gördüğünüz gibi Selanik'i kendisini göstermeye başladı büyüdükçe çok daha güzel olacak Evet şimdi ben Örmeye devam ediyorum Sizlerde istediğiniz renk geçişleri de istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz Ben özellikle daha oturtabilmek adına aklımızda hiç soru işareti kalmasın diye sık sık değiştirdim Sizler daha kalın daha kalın da çalışabilirsiniz aralara incelikler atabilirsiniz şimdi biraz örelim yeniden görüşelim Renk geçişleri yaparak ben atkımı örmeye devam ettim. Hiçbirinde de aynı sırayı kullanmadım. Sarımı daha fazla örerken mavilerimi daha az kırmızım mavilerden biraz fazla diğer rengim yine hepsi kendine özgü kalınlıkta oldu. Tabi dilerseniz bu şekilde değil. Hepsini aynı kalınlıkta ya da daha fazla kalınlıkta. şu kadar kalınlıklarda da örebilirsiniz. Tamamen görmek istediğiniz gibi örebilirsiniz ya da şu şekilde ipleriniz az kaldıysa aralarda ikişer sıra geçebilirsiniz ya da ipiniz ne kadar kaldıysa aralara renk atımı yapabilirsiniz yani kalan ipleri değerlendirmek için çok güzel bir çalışma şimdi ben bakın epeyce bir büyüttüm şimdi örgümüze yine şöyle bir devam edelim renk geçişimizi yaptıktan sonra bakınız diğer sırada ördüm bu sıramız da ters gibiydi hemen onun üzerine ipimi alıyorum ve örmeden şişime takıyorum diğer ikisini ise bu yönden düz örüyorum bu yönden örüyorum ki silanik örgüm düzgün dursun tekrar bir önceki sırada ördüğümün üzerine ipimi alıyorum sadece şişime şöyle takıyorum İpim üzerinde kalıyor diğer yönden alarak örüyorum ve istediğiniz kadar istediğiniz sıralamalarda e, bu örgümüzü çalışabilirsiniz iki örebilirsiniz bakınız 4 örmüşüm e, sarımdan daha fazla ördüm bu şekilde Evet ben örmeye devam ediyorum biraz örelim sonrasında kesme ile birlikte çalışalım Sıramı sonuna kadar örerek tamamladım. Şimdi bunu epeyce istediğiniz uzunluk olana kadar örmeye devam edebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız dilediğiniz renk geçişleriyle örebilirsiniz. Şimdi nasıl keseceğimizi ben yapayım. Kesme işleminde gösteriyorum. Sizler istediğiniz kadar örgümüz uzatabilirsiniz. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın ikinci tek olan ilmeğimi örüyorum. Bu kesme işleminde içinden geçiriyorum. İki tane ilmeğimi tek örüyorum. Düz yönden örüyorum. Tek ördüm. Kesiyorum. Sıradaki ilmeğim bakın tek üzerine ip alacaktık. Düz örüyorum. Kesiyorum. Sıradaki iki taneyi şu arkadan örüyorduk. Bakın önden dilerseniz arkadan da alabilirsiniz. Önemli olan ikisini birlikte örüp diğer ilmeğimin içerisinden geçirmek. Düz örüyorum teki ve kesiyorum. Diğer ilmeği ister bu şekilde ister bu şekilde hangisi kolayınıza gelecekse ikisini aynı anda alıp bir önceki ilmeğimin içerisinden çıkararak kesme işlemimizi tamamlayalım. Tek ilmeğimi örüyorum. İçinden iki ilmeğimi aynı anda alıyorum üzerine attığımla birlikte örüyorum ve kesiyorum tek ilmeğimi düz ördüm. Kesiyorum. Diğer ikisini aynı anda aldım ve kesiyorum. Evet, kesme işlemini de bu şekilde tamamladık. Selaniyemizi bitirmiş olduk modelimizi bu şekilde. Şöyle görelim. Ön yüzden keserseniz daha güzel olacaktır. Bir sıra daha gidip ön yüzden kestiğimiz zaman şu şekilde görünecek. Bakınız ben arkadan kestiğimde bu şekilde bir görünüm oldu. Eğer herhangi bir şekilde saçaklarla süslemelerle çalışacaksanız bu şekilde arkadan da kesebilirsiniz. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bir çalışmamızı da tamamladık. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.